Teşekkür ederim Cengiz abi. Çok şaşırmadınız çünkü siz bunları aslında biz sizinle bundan birkaç yıl önce konuştuğumuzda röportajlarımızda bunun sinyallerini vermiştiniz. Oradaki Fransız Lafarge şirketinin kirli ilişkilerine dair ama 500 bin belge tarandı. Şimdi o belgelerle birlikte az önce şahitler eşliğinde, yetkililer eşliğinde Fransız hükümetinin, Fransız istihbaratının nasıl terör örgütüyle iç içe olduğuna şahitlik ettik. Soracağım neler düşündünüz ama diğer konuğuma da şöyle bir merhaba diyelim. Uludağ Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ferhat Pirinç hocamız da bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler Cengiz Han Bey. İyi akşamlar, iyi günler. Size hemen sormak istiyorum. İzlediğiniz belgeseli ne düşünüyorsunuz ilk bölümü ve dünyada ses getirecek bir belgesel. Birçok dilde tabii ki başta İngilizce olmak üzere yayınlanacak. TRT World'de yayınlandı, tıpkı TRT Haber'de yayınlandığı gibi ve işte Fransa'da devlet yetkilileri, tanıklık edenler, resmi belgeler, banka hesapları, gizli mesajlar her birini TRT ekipleri ortaya çıkardı. Yarım milyon belge tarandı ve tablo bu. Bu tabloyu nasıl değerlendirmek gerekir Sayın Pirinç? Öncelikle tablonun değerlendirmesinden önce çok başarılı bir yayın. Dolayısıyla çok büyük bir başarı hikayesi. Bu anlamda TRT'yi sizin nezdinizde ve yönetimini aynı şekilde tebrik etmek gerekir. Sadece Türkiye'yi yakından gelen Suriye konusunda değil, Fransa gibi bir devletin terör örgütleri nasıl bir ilişki içinde olduğunun deşifre edilmesi ve başarılı bir şekilde bu verilerin kurgulanması açısından TRT ve yönetimi önemli bir habercilik başarısına imza attı. Bu açıdan öncelikle tebrik ederim. İkincisi, evet, Fransa'nın Suriye'ye olan ilgisi, özellikle PKK terör örgütüyle olan ilişkisi ve sonrasında bu Lafarge çimento fabrikası üzerinden de ilişkisine yönelik çok fazla şey söyleniyordu. Açık kaynaklarda çok fazla bilgiler dolaşıyordu ama hiçbir bilgi bu kadar detaylı, ayrıntılı ve deyim yerindeyse Fransız istihbaratının ve Fransız şirketinin bu müdahil olmasını, sürece müdahil olmasını bu kadar gerçekçi bir şekilde belgeleriyle birlikte ifşa etmiyordu. Bunlar daha çok açık kaynaklarda dolaşan bilgiler şeklindeydi. Bu bilgilerin derlenip toplanması, tasnif edilmesi ve ortaya başarılı bir kurgu içerisinde belgeselle sunulması sadece Türk kamuoyu açısından değil, dünya kamuoyu açısından önemli ses getirecek bir haber. Ama haber olmanın ötesinde bize bir gerçekliği daha gösteriyor. Büyük devletlerin yeri geldiğinde terör örgütleriyle kendi amaçlarına ulaşmak için nasıl işbirliği içinde oldukları ve bu işbirliklerinde nasıl zararlı sonuçlar çıkarttığı net bir şekilde ortaya koyuyor. Zaten belgeselin başlangıcında bu Paris'te gerçekleştirilen terör saldırısına atıfta bulunması doğrudan doğruya Türkiye'nin sıklıkla dile getirmiş olduğu terör örgütleriyle ilişkinin ve desteğin bir nevi bumerang etkisi oluşturması ve nihayetinde sahibini de vuracak olmasının en önemli göstergelerinden bir tanesi. Evet. Dolayısıyla TRT'yi bu anlamda bir kez daha tebrik ediyorum. Önemli bir başarı. Ve bundan sonra da dünya genelinde konuşmaya devam edilecektir diye düşünüyorum. Sayın Pirinç'i aslında hatırlattığınız iyi oldu. Yarın yani 13 Kasım 2015 yılında gerçekleşen o terör saldırıları, Fransa'da gerçekleşen terör saldırılarının da yıl dönümü. Yani 132 kişi hayatını kaybetmişti o saldırılarda. İşte o saldırıları gerçekleştiren teröristlerin finansmanı, elindeki silahlar acaba işte Fransa'nın, Fransız hükümetinin vergileriyle mi sağlandı sorusu var. Şimdi bizleri izleyenler Doktor Bora Bayraktar'ı da görüyor, TRT Haber Dış Politika Danışmanı. Hoş geldiniz yayınımıza. Takip edebildiniz mi bilmiyorum ama yine çok konuşulacak bir işe imza atıldı De Factory belgeseliyle. Sıcağı sıcağına nasıl değerlendirmek istersiniz? Şöyle söyleyeyim, benim TRT World'de çalıştığım dönemde yani uzanan bir süreç bu. Serdar Karagöz de o dönemde bu işin zikrederim. Söylemek lazım. Onda çok emeği var. Şu anki yönetimde tabii çok büyük katkısı oldu. O süreci biliyoruz. Yani çok uzun bir süre, 2 yıla yakın yanılmıyorsam bir onun arka planı var. Ve çok büyük emekle yapıldı. Yani o belgelere ulaşmak çok kolay olmadı. Onu yapan arkadaşlar da ismini herhalde zikretmek uygun olmaz diye etmiyorum. Çok. Ama Serdar Karagöz'ün öncülüğünde o ekibin uzun yıllar uğraş verdiğini biliyoruz. TRT çok kıymetli, World'de. Çok büyük gazetecilik işi. Bir de cesaret tabii. Cesaret işi, network işi. Aynı zamanda da tabii biraz da koku almak gazeteciliği. Yani investigative reporting deniyor. Yani bu araştırmacı gazeteciliğin tam gerçek bir örneği. Okullarda okutulacak nitelikte. Yani uluslararası standartlarda bir iş. Tabii ki
Fransızlar bunun üstünü kapatmak için ellerinden geleni yapacaklar ama yani belgeler ortada, Fransız siyasetini de çok etkileyeceğini düşünüyorum. Sayın Abdullah Ağar, sizinle sınır hattında çok yayına katıldık ve siz hem istihbari bilgiler noktasında hem de sahada gidip bizzat kendiniz görüyorsunuz. Başkasından dinleyerek değil, olayları yerinde takip ediyorsunuz. Ve Suriye'de Suriye sınırının sıfır noktasında şunu söylemiştiniz: oradan kötü kokular geliyor şeklinde. 2012-2016 yılları arasında özellikle Lafarge'ın terör örgütleriyle iç içe olduğunu şimdi ortaya çıktı. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi öncelikle TRT'yi tebrik etmek gerek. Gerçekten de büyük bir uğraşla beraber son derece tutarlı ve ispata dayalı belgesel bir yapıtı ortaya koydu. Şimdi gönül ister ki bu bütün uluslararası alanda, medyada karşılığını bulsun. Ama bulmayacak. Yani neden bulmayacak? Çünkü ilgi göstermesi gereken medya bahsetmiş olduğumuz yapıların kontrolü altında. Yani uluslararası alanda özgür bir medyadan bahsedebilmiş olsak çok daha rahat ve gönül ferahlığıyla cümleler kurabileceğiz. Ama bir gerçeğimiz var ve bu bizim mücadele etmek zorunda olduğumuz temel hakikat. Özellikle Sykes-Picot'tan beri, yani İngilizlerin ve Fransızların bölgede ortaya koymuş oldukları dizayn çalışmalarından beri, çabalarından beri ne yazık ki asimetrik faaliyetlerle sürekli karşı karşıya kalıyoruz. Yani insanlığa ait olan değerlerin, kavramların bir şekilde egemen güçler tarafından istismar edildiğini, kullanıldığını görüyoruz. Yani örneğin YPG, PKK ile ilgili tarafı bir başka, DAEŞ ile ilgili tarafı bir başka, rejim ile ilgili tarafı bir başka. Hepsinde değerlerden, ilkelerden ve kavramlardan başlayarak dine inen, dinden mezheplere inen, mezheplerden kavmiyetçi yaklaşımlar inen bir asimetrik ve istihbarata yönelik bir operasyon var. Yani bu noktada Lafarge'ın parayla birlikte, ortaya koymuş olduğu faaliyetle birlikte bunların tam orta yerine çöreklendiğini görüyoruz, oturduğunu görüyoruz. Ne yaptılar? Aslında çok yani Irak'ı çalışan, Suriye'yi çalışan veya şu an Orta Doğu'yu çalışan, Lübnan'ı çalışan kişilerin çok aşina oldukları bir temel gerçekle karşı karşıyayız. Libya'yı da ekleyelim mi? Çünkü onu da tabii yani sonuçta da benzer bir süreç yani, var. Şimdi İslam coğrafyası aslında, yani operasyon alanı temelde İslam coğrafyası ama ben hani laboratuvar olarak öncelikli olarak Lübnan'ı görürüm. Ardından da özellikle işgalle birlikte Irak'ı görürüm. Yani Irak'ta da bu bir takım ekonomik gibi gözüken şirketlerin nasıl istihbarata hizmet ettiklerini, nasıl örtülü operasyonlara, kirli operasyonlara, gizli operasyonlara hizmet ettiklerini çok görmüş olduğum için, yani görüntü legal bir şey var ama tamamıyla istihbarat operasyonlarına hizmet eden, kirli işlere hizmet eden yapılar. Yani benzer fotoğraflar aslında biz şeyden sonra insani yardım kuruluşları, vakıflar, dernekler gibi bir takım kisvelerle o kadar çok istihbarat servisi girdi ki Suriye'ye, hem de Türkiye üzerinden. Yani nasıl? Hatırlayın, işte biz Barış Pınar Harekatı'nı yaparken veya Fırat Kalkan Harekatı'nı yaparken bölgeye girdiğimizde yolların kenarında yüzlerce, binlerce tır. Kimin tırı? İşte insani yardım, işte uluslararası yardımları falan gerekçe göstererek bakıyorsunuz, deşiyorsunuz arkasından. Yani direkt istihbarat servisiyle bağlantılı şirketler çıkıyor, yapılar çıkıyor, vakıflar, dernekler, medya çıkıyor. Şimdi böyle bir dünya var zaten orada. Yani sonuçta onlar üzerinden bölgeye girmek zorunda. Onlar üzerinden işte faaliyetlerini yürütmek zorunda. Amaç ne peki? Yani amaç, şimdi onu söyleyeceğim. Aslında bir taşla belki 5 kuş, belki 7 kuş. Yani şimdi ne oldu? Hani genel fotoğrafa bir bakmakta fayda var. Bölge korkunç bir şekilde istikrarsızlaştırıldı. Yani şu an Orta Doğu coğrafyasında kardeş olan halkların, yani hem inanç ekseninde, hem mezhep ekseninde, hem etnik eksende kardeş olan yapıların hepsinin birbirine düşmanlaştığını görüyoruz. Birbirine tağut ilan ettiklerini, tekfir ettiklerini. Bir köyden bir köye neredeyse. Yani herkes birbirine düşmanlaşmış durumda. Bu büyük bir bağ bozumu. Yani İslam coğrafyası açısından. Bunu evet, yani İslam dünyasının kendi içerisindeki kontaminasyonları, cehaleti bu işin altyapısını oluşturmakla beraber eleştirebiliriz. Ama Batı dünyası bunu korkunç bir şekilde kendi menfaatleri doğrusu kullandığını söyleyebiliriz. Bir diğer tarafıyla diğer kazanımı ne? Bana sorarsanız İslamofobi adı altında korkunç bir zafer elde etti.
İslam dünyasına karşı ve burada başka bir şey daha yaptı. Şimdi bu aslında teolojik bir şeye karşılık geliyor. Teolojik bir kumpasa karşılık geliyor. Yani DAEŞ üzerinden veya işte ne yaptı? Şimdi çok basit bir cümle. Şimdi Fransa'daki bir tane kendini arayan, hayatın gerçekliğini arayan, inanca dair bir arayış içerisinde olan insana buluşacağı adresi sorduğunuz zaman, İslam nedir diye sorduğunuz zaman vereceği tek bir cevap var. Radikalizm. Evet. İşte anlatacak. Yani burada bunu kazandı. Bir de şunu yaptı. Türkiye gibi ülkeleri çok ağır ithamlarla suçladılar. Yani oyun içinde oyun oynandı. Yani o yüzden hani görmek gerekiyor. Öncelikle teşhise ihtiyaç var. Teşhisten sonra tedavi bulabileceğimiz açıkçası düşünüyorum. Şunu söyleyelim mi? Şimdi izleyicilerimize şöyle bir özet geçelim. Ne oldu? Şu an ipin ucu yakalandı değil mi? Yaşananlarda ipin ucu daha yakalandı. Neler vardı? Sayın Abdullah hatırlatınca o turuncu kıyafetli sözde İslam'ı sembolize eden o teröristler DAEŞ aslında kimlerin finansıyla kurulduğunun göstergesi. Bora Bayraktar. Bernard Henry'yi hatırlar mısınız? Açalım istersen. Ya şimdi bir böyle aklıma geldi. Şimdi ben IŞİD ve Irak kitabını yazarken Irak'taydım. Bana birisi dedi ki IŞİD'i şeyler kurdu dedi. Fransızlar kurdu dedi. Ben şimdi bırak dedim ya nereden çıkarttın bunu? Ya dedi belgesi var bunun dedi. Dedim bunun belgesi mi olur? Evet var dedi. Nasıl dedim? Irak istihbaratının belgesi var dedi bununla ilgili. Dedim bulabilir misin? Bulmaya çalışırım dedi. İnanır mısın? 3 ay peşinde gezdim. 3 ay peşinde gezdim ve sonunda belgeyi aldı getirdi bana. Hatta ucu biraz yırtılmış falan böyle yani Irak devleti patladığı zaman ortaya saçılan istihbarat belgelerinden bir tanesi. Bir yerel aktörle birlikte Bernard Henry Levy, Sarkozy'nin arkadaşı, Cezayir asıllı bir Fransız Yahudisi. Bunu nerede görüyoruz? Şimdi bu bir aktivist olarak, bir medya unsuru olarak dünyanın her yerinde gözüküyor. Yani PKK ile gözüküyor Suriye'de. Şeyde gözüküyor, Barzani bölgesinde gözüküyor, Libya'da gözüküyor. Yani çağdaş Lawrence. Çok belki daha ötesi. En son nerede gördüm biliyor musunuz? Yani Libya'dan önce şeyde gördüm. Afganistan'da gördüm. Şah Mesud'un oğluyla yani Taliban bütün ülkeyi ele geçirdi. Şah Mesud'un oğlu daracık bir anda sıkışmış. Taliban ülkede tamamıyla egemen ve Şah Mesud'un oğluyla onun egemen olduğu coğrafyada fotoğraf verdi. Şimdi ne kadar istihbarat servisleriyle bağlantılı ki bu adam gidip oralarda çok rahatlıkla zaten bir mesaj veriyor. Ben buradayım diyor. Fransız aktivist olarak tabii onun vermiş olduğu mesajı, onun hangi misyon üstlendiğini bilenler çok net olarak alıyorlar. Ne mesajı verdi? Şimdi böyle bir dünya. Ya şimdi Lafarge hem birbirleri çatışan unsurların hepsi bölgeyi ele geçirdiği zaman bölgede faaliyet göstermiş. Faaliyet göstermeyi başarabilmiş. Bu neye karşılık geliyor? Üçü üzerinde de etki üretebilen bir akla karşılık geliyor. Şimdi bir menfaate karşılık geliyor. O yüzden son derece önemli zaten. Bora Bayraktar, PKK işte sözde YPG, DAEŞ'la mücadele ettiğini ifade ediliyordu ve işte Amerika'dan tırlar dolusu silahlar ama görüyoruz ki hem DAEŞ'a hem PKK'ya parayı veren Fransızlar. Fransızlar çok etkili oldu. Bu şeyi hatırlayalım. Mitterrand'ın eşinden bu yana Fransızların burada özellikle Kürt nüfusu hareketlendirerek, efendim buradaki terör yapılarını destekleyerek sürekli bir kaotik ortam üzerinden bölgeye yerleşmeye çalıştığı çok açık. Şimdi burada Fransızların tabii Suriye-Lübnan sahasında ve Irak'a uzanan bir sahada etkili olma niyetleri var, düşünceleri var. Bununla ilgili olarak geçmişten bu yana faaliyetleri ortada. Ama burada tabii yani bu belgeselin ortaya çıkarttığı bir şey var. Fransız istihbaratının, devletinin bilgisi dahilinde bu örgütlerin finanse edildiği ve bunlar üzerinden iş yapıldığının belgeli hali. Biz bunları hep biliyorduk, hep konuşuluyordu. Ben bazı yine yabancı kuruluşların çok işin başında yaptıkları belgeselleri, çalışmaları izlerken görüyordum zaten ve diyordum ki ya bunu hani Türkiye'de neden yapılıyor, biz niye bu işlerin üzerine gidemiyoruz? O açıdan bence çok önemli bir çalışma oldu bu. PKK, YPG ve DAEŞ
Gerçekten de Avrupa'da özellikle çok ciddi bir şekilde örgütleniyor, destekleniyor. Fransızlar da yani bu sürpriz bir şey değil, onu söylemeye çalışıyorum. Yani şeyi hatırlayalım, François Hollande YPG'lileri Elize'de ağırladı. Sarkozy yine benzer şekilde faaliyetlerde bulundu. Macron. Dolayısıyla yani burada bir sürpriz durumuyla karşı karşıya değiliz. Suriye, Lübnan, Doğu Akdeniz Fransa için çok önemli. Çünkü öteden beri şunu biliyorlar. Eğer biz Akdeniz'de, Avrupa'da önemli bir etkili bir güç olmak istiyorsak sadece Kuzey Afrika ve Akdeniz'in batısı değil, Doğu'da da etkili ve yetkili olmalıyız. Pek çok araçları var. Lübnan'da Maroniler, Hristiyanlar, şu bu. Ama temelde politikaları YPG, PKK üzerinden gidiyordu. Ve 2000'lerin başında Amerikalılara bu YPG meselesini ortaya atan, onların kafasına bu işi sokan da yine akıl hocaları mı? Bir Fransız, şimdi ismini hatırlayamadım. Council of Foreign Relations'ta çok yazıları var. Birazdan söylerim. Çok ciddi bir şekilde Bernard, söyleyeceğim ismini. Bunun üzerinden, yani bu fikir de onlardan çıktı. Yani Amerika'nın YPG, PKK politikasında çok etkili. Belgeselde geçiyor. Mesela koordinatlar veriliyor. Fabrikanın koordinatları veriliyor ve o fabrikanın altında işte tüneller var ve Amerika Birleşik Devletleri bir bombalama yaparken fabrikayı bombalamıyor. Fabrikanın altında DAEŞ'lı teröristler bulunuyor. Sonrasında o teröristler işte Kobani denilen bölgeyi yeniden bir saldırı gerçekleşiyor. Yani danışıklı dövüş var ama özellikle Pentagon'la Paris arasındaki bu bilgi transferi dediğin gibi bağlantı olduğunu gösteriyor. Şimdi Ferhat Pirinç'e dönmek istiyorum. Sayın Pirinç, baktığımızda yakın coğrafyada Türkiye'nin rakibi Fransa mı? Yani Fransa burada doğrudan Türkiye'yi hedef alarak mı böyle bir yöntem izliyor? Yani hem PKK'yı destekliyor hem DAEŞ'i destekliyor. Bir yandan o DAEŞ terör örgütünün sanki Türkiye'yle ilişkisi varmış şeklinde zaman zaman Türkiye'yi de suçladı. Ne dersiniz? Fransa'nın doğrudan hedefleri Türkiye olmasa bile güç projeksiyonu oluşturmak istediği her yerde karşısında Türkiye var. Dolayısıyla doğal olarak Türkiye'yi zarar verecek adımlar atmasını beraberine getiriyor bu kaçınılmaz olarak. Şimdi Suriye örneğinde fabrika belgeselinden hareketle Fransa'nın ve Fransız istihbaratının PKK ile DAEŞ ile ilişkisini konuşuyoruz. Ama aynı Fransa'nın Libya'da da benzeri bir adım attığını görüyoruz. Hatta biraz önce Abdullah Bey'in bahsetmiş olduğu Bernard Henry Levy'nin görüldüğü birçok yerde Fransa'nın deyim yerindeyse derin devleti olarak bilinen bir ismin görüldüğü yerlerde aynı zamanda bir ortak özellik var. Fransa'nın derinlemesine bu işlerin içine girmiş olduğu çeşitli gruplarla, zaman zaman darbecilerle, zaman zaman terör örgütleriyle. Ama bir ortak özellik daha, Fransa'nın o Bernard Henry Levy'nin girdiği her yerde deyim yerindeyse başarısız bir şekilde çıkması. Yani Suriye'de de benzeri şey oldu. Fransa daha 2008'den Suriye krizinden önce yatırım yaptığı Lafarge üzerinden kurmaya çalıştığı ilişkiler, angajmanlar bir şekilde Türkiye'nin 2016'daki o Fırat Kalkanı Harekatı ama özellikle Afrin Harekatı'ndan sonra sekteye uğradı. Benzeri şeyler Doğu Akdeniz'de ve Libya'da da aynı şekilde gerçekleşti. Dolayısıyla Fransa her ne kadar doğrudan ilk başlarda Türkiye'yi hedef almıyor olsa bile net bir şekilde karşısına her yere Türkiye çıkmakta. Zira güç projeksiyonları bir şekilde çakışan iki ülkeden bahsediyoruz. Ama burada işin ilginç tarafı şu. Fransa normal şartlar altında hani her istihbarat örgütünün yapmış olduğu faaliyetler üzerinden giderken Fransa'nın bu şekilde deşifre olması başlı başına büyük bir skandal. Yani 500 bin belgeden bahsediyoruz. 500 bin belgenin bizzat incelenmesi, yani her şeyden önce elde edilmesi, ondan sonra incelenmesi ve bu durumun ifşa olması başlı başına Fransa'ya atfedilen o hani büyük güç tırnak içinde ifadesinin de ne kadar etkili olduğu veya ne kadar sonuç ortaya çıkabileceğini net bir şekilde göstermekte. Bu anlamda her ne kadar TRT tarafından yayınlanıyor olsa da aslında Türkiye'nin bir anlamda başarısı ve Fransa'nın Suriye sahasında da başarısızlığa uğramasında önemli etkenler bir tanesi. Peki şunu sorabilir miyim? İlk kez Türkiye böyle bir reaksiyon gösterdiğini görüyoruz. Yani gözle görünür bir şekilde Türkiye'de herkes biliyordu ki Fethullahçı terör örgütünün de argümanları, MİT'lerinin durdurulması hep istenilen şey Türkiye ile DAEŞ'ı böyle yan yana getirmekti. Ama Türkiye'de sokakta her iki kişiden birisine sorsanız DAEŞ'ı gibi bir terör örgütünü kimin oluşturduğu belli. O çektikleri videolar, Hollywood videolar, işte
işte kanlı videolar kimin tarafından organize edildiği biliniyordu. Bundan sonra bu reaksiyon devam etmeli mi? Özellikle dünya kamuoyunu yönlendirme noktasında Türkiye daha girişken, daha aksiyon alan bir yöntem mi izlemeli? Ne dersiniz? Cengiz Hanım, açıkçası Türkiye zaten iki yönde reaksiyon gösteriyor. Hatta bunu üç yönde reaksiyon gösterdiğini söyleyebilirim. Birincisi zaten sahada bu reaksiyonu gösterdi. Yani bu Lafarge dediğimizde konuyla ilgili olan veya ilişki olan birçok kişinin ilk aklına gelecek olan şey Afrin'de o kullanmakta oldukları beton, PKK'nın örmüş olduğu o beton sığınaklar, koruganlar ve tüneller akla gelmekte. Dolayısıyla burada doğrudan doğruya terör örgütüyle ilişkisi zaten ortada ve Türkiye bunun cevabına sahada verdi. Fırat Kalkanı harekatıyla da verdi. Zeytin Dalı harekatıyla da verdi. Sonraki harekatlarla da yine aynı şekilde verdi. İkinci aşama diplomasi aşaması. Şimdi her ne kadar kamu diplomasi anlamında Türkiye'yi bu şekilde suçlamaya çalışsalar da çeşitli suça atfetmeye çalışsalar da diplomasi masasında bunun somut bir çıktısı olmadığını görüyorduk. Çünkü Türkiye bir görüşmeye gittiğinde veya masada oturduğunda bunun zaten gerçeklik boyutu olmadığını ve ayrıca muhatabına da kendilerinin ne kadar çamur içinde de yerindeyse olduklarını net bir şekilde gösterdiğinden siyasi anlamda bunu diplomasi masasında Türkiye'nin karşısına koyamıyorlardı. Diğer taraftan propaganda ve manipülasyon boyutunda bunu çok yoğun bir şekilde yaptılar ki sizin de aslında ifade ettiğiniz büyük ölçüde oydu. İlk başta Türkiye'nin tırnak içinde DAEŞ'e Suriye'ye gelmesine müsaade ettiğini, daha sonra hatta MİT tırları gibi faaliyetlerle, kumpaslarla bir şekilde Türk Devleti'ni radikallerle, radikalizmle ilişkilendirmeye çalışmaları söz konusu oldu. Ama bunun da nereye kadar geldiği işte belli. Öncelikle olarak bu kamu diplomasi alanındaki mücadele de net bir şekilde devam etti ve işin rengi bugün yayınlanan belgeselde olduğu gibi ve öncesinde yapılan onlarca faaliyette olduğu gibi aslında belli. DAEŞ terör örgütünün nasıl pahalandığı, kimlerden finansman aldığı ve nasıl bu şekilde faaliyetleri yürüttüğü bu belgeselde görüldüğü gibi bir kez daha ortaya çıktı. Yani bu belgesel bu anlamda çok ciddi bir gerçekliği de deşifre etmiş oldu. Sayın Abdullahar, aslında şöyle aynı odada basıldı. Fransa, DAEŞ, PKK, bilmiyoruz artık başka kimler çıkacak bu işin için altından ama hep başkalarını suçlayanlar, işte DAEŞ gibi terör örgütüyle sanki Türkiye'nin ilişkisi varmışçasına böyle bir algı oluşturmaya çalışan FETÖ'de özellikle, onu da altını çizelim çünkü MİT tırları, kumpası da önemli. Yurt içerisinde de bir algı oluşturulmuştu. Şimdi bundan sonrasına dair ne yapılabilir? Yani bu belgesel bir kırılma noktası olacak ama bunun yargı süreçleri de olmalı değil mi? Çünkü DAEŞ terör örgütü Fransa'da da 132 kişiyi öldürdü. 5. 6. yılına gireceğiz ki Fransız vatandaşlarına, sade vatandaşa bunun da anlatılması gerekiyor. Senin vergilerinle, senin istihbarat kurumun, senin devletin kurumları DAEŞ terör örgütüne silah sağladı. Öyle değil mi? Şimdi belki daha ötesi var. Daha ötesi. Yani bunu bilemeyiz tabii. Sonuçta Fransa'da hayatını kaybeden, DAEŞ'in yapmış olduğu saldırılarla beraber hayatını kaybeden yüzden fazla insan var. Şimdi Fransız hükümetinde DAEŞ'le işbirliği var. Şimdi bu işbirliği Fransa'da nasıl tecelli etti? Fransa hükümetinin iradesi dışında mı tecelli etti? Yoksa Fransa hükümetinin iradesi içinde mi tecelli etti? Yazışmalar içinde olduğunu gösteriyor. Bunu şu an bilmiyoruz. Ama sonuçlarını biliyoruz. Yani DAEŞ'in Fransa'da yapmış olduğu eylemlerle birlikte Fransız hükümetinin veya işte mensubu oldukları yapılanmanın büyük bir menfaat elde ettiğini, büyük bir kavramsal zaferin altına imza atmaya çalıştığını biliyoruz. Yani İslam dünyasıyla, İslam'la, yani insanlığın aramış olduğu mutlak gerçekle insanlar arasında ağzına kadar kan dolu bir hendeyi bu eylemler, bu saldırılar üzerinden yerleştirmeyi başarmış. Yani bir algı oluşturmak için bu saldırıların altını çizelim. Çünkü bu belgesel, bu linklerin, bu bağlantıların somut olarak, yani soru işareti yok, yok. Yani. Fransız istihbaratının net bilgisi olduğu ortada. Ferhat Bey, hemen bir dönelim. Ferhat Bey, ne dersiniz bu konuya? Yani özellikle Fransa'daki o saldırılar noktasında Fransız istihbaratının burada parmağı olabilir mi? Ben bir adım daha öteye geçeceğim. Öncelikle olarak sorunuza istinaden, evet, yani açık bir şekilde Fransız istihbaratının parmağı olduğu görülmekte. Zira bakıldığında Fransız istihbaratından bağımsız bir şekilde Lafarge'ın hareket etmeyeceği ortada. Ve aynı şekilde aynı dönemde Avrupa Birliği'nin Suriye'deki insan hakları ihlalleri nedeniyle Suriye'ye yaptırımlar uyguladığı ortada.
ve yaptırım uygulanan bir yerde bir Fransız şirketinin bulunması devletin izninden bağımsız olamaz. Kaldı ki orada faaliyette bulunduğu öğrendiği anda da ona müdahale edilmesi gerekir ki belli bir zamana kadar Lafarge'in orada operasyonlarını sürdürdüğünü biliyoruz. Ben bir adım öteye geçeceğim dediğim nokta şuydu Cengiz Han Bey. Şimdi Fransız vatandaşlarının bu terör saldırısı nedeniyle bir dava açması veya hak araması söz konusu olacak. Hem Fransız hükümeti nezdinde hem Fransız Lafarge şirketi üzerinde. Ama aynı zamanda bu fabrikanın fonlanmasını sağlayan, yani belgeselde ortaya konduğu gibi Avrupa Yatırım Bankası. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde bu durumda mağduriyeti olan her kesim neredeyse hem Fransa nezdinde hem de Avrupa Birliği Adalet Divanı nezdinde bu noktada dava açma durumu söz konusu olabilecektir ki bu da Fransa'nın başının çok daha ciddi bir şekilde ağrıması demektir. Yani belki şu ders çıkartılabilir. Yani Fransa'nın Lafarge üzerinden terör örgütleriyle ilişkisi bir şekilde deşifre oldu ama bundan sonra Fransa'nın adım atarken en azından terör örgütleriyle nereye kadar ileriye gidebileceğinin göstermesi, Fransa'nın sınırlarını göstermesi açısından da önemli bir gelişme. Ama bunun hesabını verecekler başka Bora Bayrak. Evet lütfen. Bir başka bir şey daha var. Yani aklıma gelen konular birbirini tamamlıyor. Şimdi bizim bildiğimiz temel bir gerçek var. YPG PKK adındaki terör örgütü yapmış olduğu uyuşturucu ticaretiyle birlikte şu anda kıta Avrupa'sının uyuşturucu ihtiyacının %85'ini karşılıyor. Şimdi bu milyarlarca dolar demek. Şimdi Suriye ve Irak bu noktada nasıl kullanılıyor? Ve bu para kimler arasında paylaşılıyor? Yani bu para sadece YPG PKK'ya gitmiyor. Eğer siz kıta Avrupa'sında yani Fransa'da, Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da uyuşturucu ihtiyacının %85'ini karşılamaya başarabiliyorsa bir terör örgütü, bu ancak o ülkelerdeki istihbarat servislerinin geliştirmiş olduğu angajmanlarla ve izinlerle olur. Şimdi asimetrinin nerelere gitti ve bu para bakın sadece PKK'ya gitmiyor. Bu para PKK tarafından kendi varlığının korunması, himaye edilmesi başta olmak üzere birilerine fonlanıyor, veriliyor. Ya burada o kadar kirli ilişkiler var ki. Ama yani bu Lafarge bunu sadece gözüken bir bir tanesi buldu. Ama Yani yakalanmış yakalandı olduğunu ve yani burada Fransız halkının yani hani burada hani yönlendirme yapacak bir halimiz yok. Ama sonuçta aklı selim vicdanı olan insanların bunu sorgulaması yani gerekiyor. Bu belgeler mahkemeye, Avrupa'daki mahkemelere özgür çıkacak. dünyanın vicdanı olan insanların bakın dün Miçotakis'e Hollanda'da bir Hollandalı kadın hanımefendi bir soru sordu. Dedi ki kimi kandırıyorsunuz? Şimdi bu sorunun Batı'daki bütün liderlere sorulması gerekiyor. Kimi kandırıyorsunuz? Ve Yani sorulacak ya, ama yani şimdi öyle de böyle. büyük bir insanlık katliamının altına imza atıldı yaptıkları dördüncü esir savaşlarla, vekaletler savaşıyla, asimetrik savaşlarla. Yani menfaatler adına yüz binlerce insan yaşamını yitirdi. Milyonlarcası kaçkın oldu. Yani şu an insanlar Batı'ya mülteci olarak geçmeye çalışıyorlarsa bu Batı'nın Doğu'ya uygulamış olduğu yanlış siyaset ve stratejilerin bir sonucu. Yani insanlar oturdukları ülkelerinde rahattılar. Geldi bunların istikrarsızlığı. Bu açıdan bile baksanız bir göçmen olarak mesela siz benim yaşadığım topraklarda PKK'yı destekliyorsunuz, DEAŞ'ı destekliyorsunuz. Aynen. Ben göç Aynen. ediyorum ve beni işte Yunan Almıyorsun. Sahil güvenlik gemileri gelip botumu patlatıp beni ölüme terk ediyorsunuz. Aylan bebek gibi. Bora Bayraktar. Şimdi şunu vurgulamak lazım. Fransa 2014-2015 bu Banliyö olaylarıyla çok ciddi kendi içindeki Müslüman nüfusta sorun yaşadı. Ve bu cihat tırnak içerisinde, cihat turizmi gibi başlatarak kendi içindeki bu radikalleşmiş kişilerden kurtulmak, işte Orta Doğu'da varlığını yürütmek için bu işlere girdi. Şimdi ben bir taraftan da sevgili Karakelli, Abdülkadir Karakelli, bu işin arkasındaki kişi bu. Yani onu söyleyelim. O Ben yarım milyon belgeyi taratan ekibin başında. başında. Ben hani sorun olur ya başta söylemedim, şimdi konuşuyorum kendisiyle de onu tebrik etmek lazım. Yani bugün uluslararası gazetecilikten, Türkiye'de de böyle büyük gazetecilikten bahseden kişiler var. Türkiye'de gazetecilik olmuyor. Alın size birinci sınıf gazetecilik. Onu Bunu belki dünya birkaç sene konuşacak. Avrupa mahkemeleri bu belgeseldeki belgeleri isteyecek. Tabii. Ve bunların yani orada can kayıpları var. Onların yakınları isteyecek. Ve çok genç de bir ekip, yani Karakelli ile beraber çalışan arkadaşlar, ben biliyorum. Çok büyük emekler verdiler, çok büyük zorlukla yaptılar. Şimdi yarınki bölüm çok önemli. Esas
yarın yayınlanacak TRT Haber'in yarın saat 21'de yayınlanacak TRT onu, Haber'de. Onu kaçırmaması gerekiyor. Çünkü burada Fransız politikacıların olaya nasıl müdahale ettiği anlaşılıyor. Ben o süreçte hatırlıyorum, anlatıyordu bize. İnanamıyorduk yani o belgelere nasıl ulaştın falan diye. Fransız istihbaratının yargıyı ve Fransız meclis soruşturmasını nasıl engellediği. Bunlar anlatılıyor ikinci bölümde. Ve Fransa'daki saldırıların emrini veren kişiyle Lafarge ve Fransız istihbaratının bağlarını ortaya koyuyor. Net bir şekilde. Net. Yani Abdullah Ağar, yani az önce söylediğimiz şey, yarın tabii bunun belgeleri çıkacak ortaya ama Fransa'da 132 kişi hayatını kaybetti. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ya ertesi gün, yani cumartesi yayınlayacak, pazar günü, pazartesi günü kıyamet kopmayacak. Fransız gazetelerinde kuzuların sessizliğini tabii hiçbir şey yapmayacaklar. Ama bu kadar kişi, ölen kişinin yakınları hesap sormayacak mı? Yani sorması gerekiyor ama öyle bir karartma var ki Fransız medyasında. Şimdi bu ilk çıktığı zaman, haberler yapıldığı zaman, ajans olarak biz de verdik Anadolu Ajansı'nda. O zaman ben takip ettim. Le Monde, Le Figaro. Fransızca verdiniz mi? Hiç, tabii biz verdik. İngilizce, Fransızca, her tür yayınlandı. Fakat çünkü yani dediğim gibi, yani bu işi yapan ekip, TRT World Ajans beraber birbirine geçişkenliği olan bir ekip. Orada takip ettim. Fransız medyası hiç vermedi. O büyük gazeteler, Guardian'lar falan. Ya insan küçük, ya Türkiye'de de böyle bir İddia var. Ajans da böyle bir şey diyor acaba falan, yok yani. Ama birisi tamamen çıkacak, kral çıplak diyecek, bu sonsuza kadar saklayamazsınız. Yani saklayamazlar bu çünkü somut. Türkiye'nin sayesinde oldu. Şimdi ben bunun filmini çekmeliyiz. Yani burada şimdi, ölenlerle Fransız hükümeti, o saldırıyı gerçekleştirenlerle Fransız hükümetinin bağlantısı, ölenlerin hikayesi. Cengizhan Bey, başka bir şeyler söyleyeceğim. Ben TRT ile ortaklığı döneminde Euronews'ta muhabirlik yaptım. Euronews'u Necip Savaris satın aldı. Şimdi ben bu belgeseli seyrederken şunu gördüm. Savaris bu beton firmasının Fransızla Lafarge geçmesinde rol oynayan Sarkozy'nin arkadaşı. 8 milyar dolar gibi bir rakam geçiyordu. Şimdi oradan kafamda şimşekler çakıyor. Çünkü Savaris'e Euronews'u aldırıp onun finansmanını sağladılar ve orayı da Fransa kendi platformu olarak kullandı. Libya'da operasyonlar çekmeye çalıştılar. Biz onu hani gazeteci olarak arka planında gördük. Belli kişileri ön plana çıkarmaya çalıştılar. Yani Fransız devleti, Fransız istihbaratı bu ilişkilerle çok enteresan operasyonlar yapmayı deniyor ama başarılı olabiliyorlar mı derseniz bence başarılı olamıyorlar. Peki belgelerin bu kadar sızabilmesi Fransa'da içeriden birilerinin de rahatsız olduğunun göstergesi olabilir mi? Yani bu içeride, yani Fransa tek vücut bu şekilde terör örgütleriyle iç içe olalım mı diyor? Belli rahatsızlıklar vardır. Belli hesaplaşmalar olmuştur ama yani çok zor alındığı için, yani o belgeleri hani sızdırmaktan ziyade elde etme çabası oldu. Onu vurgulamak gerekir. Yani öyle çok büyük bir hesaplaşmayla alınmış, ortaya atılmış belgelerden ziyade böyle kaza kaza, iğneyle kuyu kazıldı. Demin bahsetmiştim bu Fransızların PKK-YPG işinin arkasında olması. Fabrice Balanche, bu ilk 2014, 2015, 2016'da sürekli raporlar yazdılar. Suriye'de işte YPG-PKK üzerinden Amerika nasıl burada bir oluşum gerçekleştirebilir? Yani hem işin büyük siyasi master planı var. Bir de bu şu anda ortaya çıkan, bunların nasıl işlendiğini biz görüyoruz. Zaten aşağı yukarı şimdi son dönemde dış politika çok konuşulduğu için herkes uzman oldu. Hatırlarsanız kahvehanelerde falan harita üzerinde arkadaşlar konuşuyorlar. Yani bizim insanımız bu meseleleri iyi kötü böyle tahmin ediyor, biliyor. Şu anda somut olarak yani elleri kanlı bir şekilde yakalanmış oldu Fransız istihbarat. Abdullah Ağar, bizim terörle mücadelemize ne katar bu süreç? Bundan sonra Türkiye daha farklı, sadece sahada değil özellikle algı operasyonları üzerinden de ciddi bir mücadele vereceğinin ilk işaret fişeği bu. Yani işte PKK ile Fransa'nın işbirliği, DEAŞ ile Fransa'nın işbirliği. Evet, bir yanda Fransa'yı konuşuyoruz ama bir de işin öteki tarafında bu PKK'nın işte sözde üst düzey kadrosu, bunlara dair de neler söyleyebiliriz? Şimdi aslında çok gergin ilişkiler. Ama bence son derece sağlıklı. Şimdi neyi anlatmaya çalışıyorum? Şimdi biz Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa ile müttefiktik. Yani NATO içerisinde.
hele Amerika Birleşik Devletleri'nde son derece özel bir bağ geliştirdiğimizi düşünüyorduk. Bunların hepsinin sanal olduğu bir yani gerçekte uzak bir stratejik işbirliği veya müttefiklik olduğu son süreçte kendisini çok net olarak gösterdi, ispatladı. Nerede? İşte PKK ile olan ilişkilerin, asimetrik ilişkilerin DAEŞ üzerinden deşifre olmasında, FETÖ ile olan bağların ortaya çıkmasında ve özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra karşı karşıya kaldığımız ve bütün milli güç unsurlarımızı hedef almış oldukları saldırılardı. Şimdi bundan sonra da çok sağlıklı bir ilişkinin kurulabileceğini açıkçası öngörüyorum. Neyin üzerinden? Gerçeklik üzerinden. Şimdi sonuçta ya Amerika Birleşik Devletleri'nin, Fransa'nın hepsinin bir şekilde foyaları ortaya çıktı. Türkiye ile ilgili niyet ve maksatları ortaya çıktı. PKK ile ilgili, DAEŞ ile ilgili, YPG, PKK şeyle, yasa dışı silahlı solla ilgili. Yani buradaki belki bağlantılardan bir tanesi de biz hani hep DAEŞ üzerinden konuştuk. Hep PKK üzerinden konuştuk, rejim üzerinden konuştuk ama bakıldığı zaman orada bir de yasa dışı silahlı sol terör örgütleri var. Yani 10 civarında ve bunların adında da işte Sözlü Halkların Birleşik Devrim Hareketi filan koydular adını ve bu hem PKK ile bağlantı hem rejimle bağlantı gibi pek çok o kritik rolü üstlenmiş durumlar, üstleniyorlar vesaire. Şimdi buradan şu gerçeğin farkındayız. Bir mücadele yapmak zorundayız. Bu mücadelenin sonucunda ortaya koymuş olduğumuz direnç, mukavemet ve başarı sonucunda bölgemizin jeopolitiği şekillenecek, dünyanın jeopolitiği şekillenecek. Şimdi bu noktada Fransa, yani hiçbir zaman veya Amerika Birleşik Devletleri çok net olarak gördük. Gel, bu senin hakkındır, buyur bunu al demeyecekler bize. Biz kendi hakkımızı gidip kendi, tabiri caizse aklımızla, bileğimizin gücüyle, ortaya koymuş olduğumuz mukavemetle ve yapmış olduğumuz hamlelerle beraber alacağız. Şimdiki buradaki niyet ve maksadımız Fransa gibi bir sömürgecilik veya bir yayılmacılık veya emperyalist bir yaklaşım değil. Biz Türkler öyle değiliz. Biz bir yere gittiğimiz zaman ya oradaki insanlarla çok net, yani onların hakkını, hukukunu, özgürlüğünü, egemenliğini, bağımsızlığını öngörerek, halel getirmeden bir işbirliğini tercih ederiz. Ama Fransa'nın ne yaptığı ortada. Bir emperyal, bu kafasını da değiştiremiyor bir türlü. Yani şu an Suriye yapmış olduğu müdahaleler... Türkiye'nin gidip de veyahut da Osmanlı'nın gidip de bir yere yerleştikten sonra oradan böyle milyonların göç ettiği bir yer yok. Ama baktığımızda işte Irak'a yerleşenler, Irak'taki halkı nasıl, yani, Suriye'ye yerleşenler, Libya, Afrika hepsinde bir göç var. Hepsinde yani şöyle bir temel, bir yer, ben hani gezip gördüğüm, dolaştığım yerlerde büyük bir çoğunluğu sömürge altyapısı var. Ve hala devam ediyor. Açıkçası büyük bir yoksulluk var. Büyük bir yolsuzluk var. Büyük bir yıkım var. Büyük bir istikrarsızlık var. Sonra bu insanlar niye göç ediyor? Bunun üretmiş olduğu bir de radikalizm var. Şimdi herkes soruyor. Diyor ki niye bu insanlar radikal? Suçluyor insanlar. Hayır. Sahanın bir gerçekliği radikalizm. Yani soruyorum insanlar. Herkes lütfen empati yapsın. Şimdi siz gideceksiniz bir ülkesi, bir insanın evini yıkacaksınız. Odunu ocağını dağıtacaksınız. Çocuğunu öldüreceksiniz. Karısını öldüreceksiniz. Anasını babasını öldüreceksiniz. Geleceğini öldüreceksiniz ve sürekli ölüme dair empatiler yaşamasına sebebiyet vereceksiniz. Siz bu adamdan ne bekliyorsunuz? Şimdi bu Batı'nın ortaya koymuş olduğu o ihtiraslı, o menfaatperest, o sömürgeci yaklaşımın doğal bir sonucu aslında. Yani bu gerçekliği, yani şimdi DAEŞ'le mücadele ediyoruz diyorlar. Büyük bir yalan bu. DAEŞ'in fiziki varlığıyla mücadele ederek siz DAEŞ'in ortaya koymuş olduğu istismarı ortadan kaldıramazsınız ki. Eğer istismarı ortadan kaldırmak istiyorsanız fiziki insanlar... mücadele ettiklerini de kimse söyleyemez. Yani bu çerçevede yok, göstermelik... Bu işin kendine özgü bir ayağıdır o. Yani şimdi fiziki anlamda yani ne yapıyor? İşte YPG PKK ile işbirliği yapıyor. Veya ne oluyor? Şehirleri yerle bir ediyor. Havadan fil tüfeğiyle karınca avlarcasına DAEŞ'lileri vuruyor. PKK da gidip onların cesetlerini topluyor. Oradan ne yapıyor? Bir PKK'ya ait bir demokrasi kahramanı, özgürlük savaşçısı gibi bir süsleme. Bütün dünyaya PKK'yı pazarlamaya başlıyor bundan. Ya PKK'nın varlığını meşrulaştırmaya, gerekçelendirmeye çalışıyor. Yani böyle son derece korkunç oyunların altına imza atıyorlar. Yani terör örgütleriyle kimisiyle doğrusal ilişki geliştiriyor, kimisiyle asimetrik ilişki geliştiriyor, kimisiyle arada bir takım vekiller kullanarak geliştiriyor. Ama sonuçta bakıyorsunuz o şeytani aklıyla beraber coğrafyayı büyük bir istikrarsızlık içerisine sokuyor ve oradan
fayda menfaat temin etmeye çalışıyor. Ya bugün İslam coğrafyası veya Orta Doğu coğrafyası güçlü olsa, kendi içerisinde barışık olsa, kendi içinde bir mukavemet üretse, bu Batı'nın ortaya koymuş olduğu bu sömürgeci yaklaşımlara, bu istismarlara izin vermez ki. Ama Türk Konseyi toplantısı vardı bugün. Yani önemli. Çerçevede yani gelecek adına, en azından İslam coğrafyasında belki değil ama Türk coğrafyasında böyle bir hamlenin gerçekleşmiş olması da biraz bizi ümit var kılıyor. Ne dersin? Yani ben açıkçası çok ümitliyim. Bu bir hayal değil. Türk Devletleri Teşkilatı'na dönüş. Yani evet, Türk Keneşi'ydi adı. Türk Devletleri Teşkilatı olarak ismi değiştirildi. Ve diğer ülkelerin katılması da söz konusu oldu. Hatta Türk soylu olmayan ülkelerin katılımıyla da ilgili kapılar açılmaya başlandı. Hemen bunlar ifade edilmeye çalışıyor. Karabağ etkisi biraz da. Yani bu şey, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani 8 ay Azerbaycan'daydım. Savaş'ın kitabını yazdım. Yani daha bitmedi tabii. Çok kapsamlı bir şey çünkü. Yani bir kitap değil, pek çok kitapta. Şimdi Karabağ Savaşı'nın bende üretmiş olduğu en önemli şeylerden bir tanesi de şu. Ne, yani nasıl anlamlandıracağız Karabağ Savaşı'nı? 200 yıldır kendi başına parçalanmakta olan bir ülke. Yani Türkmençay Anlaşması'ndan 1821'den beri durmadan Ruslar ve Persler tarafından istismar edilmiş olan bir ülke Azerbaycan. Ama iki kardeş bir araya geldi ve 200 yıl sonra ilk defa ileriye doğru adım atıldı ve toprak kazanıldı. Bu çok önemli. Şimdi ben şu soruyu soruyorum. Diyorum ki İki kardeş bir araya gelince bu olabiliyorsa, üç kardeş bir araya gelince, dört kardeş bir araya gelince, yedi sekiz kardeş bir araya gelince neler olur? Yani buradaki maksat kimseyi irasit ve kimsenin toprağında gözümüzün farı, biz sadece caydırıcılıktan bahsediyorum. Yani insanların mutlu mesut ve refah içerisinde kendi topraklarında yaşamasından bahsediyoruz. Karabağ mücadelesi tam bir kırılma noktası oldu yani, evet. Bu çerçeve. Çok son derece sembol bir savaş. Psikolojik anlamda da sonrasında ardı sıra geldi. Türkiye'den savunma sanayi ürünleri istemeleri. Ferhat Hocalar bir kitap yayınladılar. SETA'dan Karabağ Zaferi ile ilgili Muhittin Ataman'la beraber. Ben de bir bölüm yazdım oraya. Onu çalışırken 90'lardaki Karabağ krizindeki ben meclis tutanaklarına falan girdim. Onları okudum. Yani nereden nereye gelmiş Türkiye? O zaman gerçekten maalesef bir hani ne yapacağını bilemeyen bir Türkiye var. Konuya giremiyor. İmkan yok, kabiliyet yok. Kafalar net değil. Yani deniyor ki mecliste, yani orada Türkiye bu işe girerse efendim Müslüman Hristiyan çatışmasına döner falan gibi, böyle şu an bana göre çok karikatür gelen yorumlar var. Şimdi oradan siz geliyorsunuz. Azerbaycan'la beraber Türkiye burada bir operasyon gerçekleştiriyor. 30 yıllık işgali sonlandırıyorsunuz. Bunun ortaya çıkardığı bir özgüven, bir de bir vizyon var. Yani bugün Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasını dinlerken ben şunu düşündüm. Hatırlarsanız 90'larda bir D8 meselesi ortaya çıkmıştı. Developing Aid. O bir vizyondu, rahmetli Erbakan Hoca'nın ortaya koyduğu. Oradan şimdi Türk Keneşi yine bir böyle bir oluşum. Aklıma şey geliyor. Avrupa Birliği'nin kömür anlaşmasıyla başlayan çok basit bir anlaşma gibi duruyor ama şimdi bu nereye geldi? Bu koridor üzerinden, yani Zengezur koridoru açılırsa tam dediğiniz gibi ticaret, belki ekonomik işbirliği, ekonomik entegrasyona kadar giden bilmiyoruz ama ne kadar olur. Onun üzerine belki bir siyasi işbirliği doğabilir. Yani burada Türkiye ve diğer Türk devletleri ideolojik olarak bir şey ortaya koyuyor değil, son derece rasyonel. Çin'in tek yol tek kuşak projesinde işte orta koridor bir Türk koridoru gibi olacak. Macaristan mesela çok akılcı bir siyaset. Macaristan'ı da işin içine alıyorsunuz. Avrupa Birliği'nin içindesiniz. Türk Devletler Teşkilatı olarak. Yani burada inanılmaz bir vizyon var. Evet. Bu tür şeylerde bence, yani mesela Fransa falan yenildi. Onu söyleyecektim. Buradan şöyle bağlayalım mı? Siz bir tez sundunuz ortaya. Yani şey Türkiye'nin tezi ve antitezde Fransa'nın tezleri. Libya'da çuvalladı, Suriye'de çuvalladı ve bundan sonra daha da köşeye sıkışacak. Ve şöyle oldu. Bu işleri yapmak için enerjilerini ortaya koydular. Yani Fransa, Libya'da, Suriye'de, başka yerlerde enerjisini ortaya koydu. Böyle bir güç koydu ortaya. Bunun karşılığını da alamayınca şimdi bir geri çekilme hali var. Yani Fransa bugün Afrika'nın kuzeyinde bir de... Bir tek Yunanistan'da biraz böyle varlık gösteriyorlar. Hani Türkiye karşısında test... O da mı kırılacak? Yani şöyle söyleyeyim size. Bana sorarsanız Amerika, Fransa ve müttefikleri bu anlamda ricat halinde. Yani şöyle düşünün. 90'larda
90'lara kadar Soğuk Savaş'ta Türkiye NATO'nun en öndeki karakolu gibi hareket etti. Bugün Türkiye daha bağımsız bir siyaset izliyor. NATO nereye çekildi şimdi? Yunanistan'a çekildi. Amerika yani. Amerika orayı üstleniyor. Bana göre bu bir ricat halidir. Ruslar Kırım'a indiler. İşgal ve ilhak kabul etmiyoruz. Ama yani realiteye baktığınız zaman oraya füzeleri, savunma sistemlerini yerleştirdiler. Orayı bir girilmez alan haline çevirdiler. Ruslar Suriye'ye indi. Bunlar hep Fransa'nın, Amerika'nın yanlış politikalarının sonucu ve şu anda bana göre ricat halinde daha geride bir savunma yapılanması kuruyorlar. Yani bunu biraz da böyle okumak lazım bence. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Fikir ve hayal vardı ama şimdi uyandı. Hem fikir uyandı, hem hayal uyandı, hem de güç uyandı. Kolay mı? Bir kere çok zor. Ama yapabiliriz. Buna gücümüz yeter. Bir kere özellikle fikri ve hayali öldürmemeliyiz ne olursa olsun. Çünkü aramıza çok fitne sokmaya çalışacaklar. Bir kere bu tuzaklara düşmemeliyiz. Bunu ben çok önemsiyorum. Çünkü şeyden sonra, savaştan sonra hemen bununla ilgili asimetrik harekatı kendisini baş gösterdi. Bu noktada toplumsal bilinç, bütün Türk devletleri içerisindeki buna dair ülkü ve ideal birlikteliği, niyet birlikteliği son derece önemli. Biz Arap Baharı'nda mesela bir bahar gelecek deniliyordu ama aslında o bir bahar değil, kış geliyormuş. Yani o bir şey, o bir karabasandı, bahar değildi. Değil mi? Yani şimdi burada hani bir soru sormuşlar. Türk dünyası açısından da hiçbir siyasi göndermeyle beraber değil. Kurda sormuşlar. Ensen niye kalın? Demiş ki kendi işimi kendim yaparım. Bir başka kurtla ilgili gezen kurt aç kalmaz derler. Sürekli çalışacağız. Sürekli uğraşacağız. Başaracağız, başarırız. Şimdi bu noktada niye buna inanıyorum biliyor musunuz? Haklı olduğumuz için buna inanıyorum. Biz haklı olduğumuz için hak da bizimle beraber olacak. Bakın kumpası ne zamandı? Tam şöyle söyleyeyim. O dönemde oluşturulan yurt içindeki o işte tartışmalar ne oluyor? Türkiye'de DAEŞ'le yan yana mı? Bir dünya söylenti Avrupa basınında. Ama geldiğimiz konum Türkiye'de birçok insan biliyordu onun yalan olduğunu, Türkiye'nin üstüne bir kara leke, DAEŞ lekesi sürmeye çalışıldığını. Ama bugün gerçek açığa çıktı. Belki geç oldu ama çıktı. Şimdi bakın gerçek hep açıktaydı zaten. Şimdi sorun gerçekle ilgili değil. Gerçeğin dünya halklarına nasıl anlatıldığıyla ilgili. Şu an yani bugün uluslararası medya diyoruz değil mi? Ne kadar güçlü kurumlar var. Ama bu kurumların Türkiye ile ilgili haberlerine baktığımız zaman sürekli manipüle ediyorlar. Sürekli Türkiye'yi bakın bir terör örgütünü bilerek ve isteyerek ve sistematik bir şekilde. Yani Marksist, Leninist, Enternasyonist bir terör örgütünü laik, seküler, demokrasi kahramanı, özgürlük savaşçısı ve insancıl bir örgüt olarak bütün dünyaya pazarlamaya devam ediyorlar. Türkiye'yi de işte DAEŞ'la işbirliği yapan, radikal eğilimleri olan, mezhepçi bir ülke olarak pazarlıyorlar sürekli. Şimdi bu bir gerçek. Bu nasıl bir mücadeleyle karşı karşıya kaldığımızı da bize çok net olarak anlatıyor. Evet. Peki biz ne yapacağız? Son derece doğrusal olacağız. Doğruların peşinde koşacağız ve açıkçası hatamız, yanlışımız varsa da onları düzelteceğiz. Ve bakın buradaki en büyük kazanan ne biliyor musunuz? En büyük inisiyatif ne biliyor musunuz? Bizim doğru ve haklı olmamız. Şimdi şu an belki bizden uzak gibi gözüküyor olabilir ama yarın insanlar uyanmaya başladığı an bir anda bütün insanlık diyecek ki bunlar doğru söylüyorlarmış. Şimdi bu mücadeleyi yapmak zorundayız. Çünkü karşımızda haksız bir refleksle emperyalist, menfaatperest, kendi menfaatleri peşine düşmüş, materyalist bir medeniyet yapılanması var ve bunun devletleri var karşımızda. Şimdi bu çok çetin bir mücadele. Yani belki çok uzun yıllara yayılacak ama benim cümlem şu. Yani bu noktada Sayın Erdoğan'ın liderliği büyük bir değer taşıyor. Hangi manada? Lokomotifi doğru makasa sokma anlamında. Şunu, İyi yere gidecek. Şunu söyleyebilir miyim Sayın Abdullah Ağar? Yani o kadar çok kişi Karabağ'ın özgürleştiğini, yeniden ana vatanla kucaklaştığını görmek istedi ki ama
bazıları aramızda yok. Zaferler görebilmek, bugünü görebilmek açısından biz şanslıyız ama daha iyi olacak. Daha iyi olmamız için de çalışacağız. Bir şey daha söyleyebilir miyim eğer vakit varsa? Yani burada Türkiye'nin yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve İletişim Başkanı Sayın Altun'un da şöyle bir rolü oldu. İletişimi stratejik bir mesele olarak ele aldılar. Yani kabulleniyorduk önceden. Evet. FETÖ'nün o çirkin iftiraları, dışındaki o algı operasyonları. Şimdi ilk defa böyle bir... Tabii yani Sayın Cumhurbaşkanı bu imkanları veriyor. TRT'nin bu işler kolay değil. Yani hem insan kaynağı açısından bu işler zor, maliyetli işler. Hem bunu üstlenme, bu bir siyasi irade. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'na bunu yazmak gerekir pozitif olarak. Sayın Altun, İletişim Başkanı, bu işleri bir stratejiye oturttu. Bunun üzerine gidiyor. Burada sizler, işte bizim arkadaşlarımız, TRT yönetimi. Yani burada bence bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Yani doğru bir işe yatırım yapılıyor. Doğru bir şekilde işletiliyor. Ve bu stratejik bir mesele. Yani bunu nasıl... Bunu anlatacağız. Bunu anlatmamız yani gerekiyor. Ruslar nasıl dış politika belgesine yazdıysa iletişimi, Çinliler nasıl yazdıysa, Amerikalılar bunu nasıl yapıyorsa, Türkiye'de şu anda bu ligde oynuyor. Kesinlikle Bora Bayraktar, teşekkür ediyorum ve katılıyorum. Türkiye'deki her üniversitedeki bölüm önemli ama iletişim fakültelerinde bunun artık dersleri verilmesi lazım. Oraya Türkiye'nin en zeki öğrencilerini iletişim fakültelerine de yönlendirmemiz lazım. Çünkü iletişim dünyada gerçeklerin de önüne geçiyor. İşte siz gerçekleri haykırabilmeniz adına da bu mücadeleyi verebilecek yetkinlikte olmanız gerekiyor. Şimdi Sayın Ferhat Pirinç'e dönmek istiyorum. Şu tez antitez olayına yeniden bakalım istiyorum. Sayın Pirinç, ne dersiniz? Yani Fransa kendi tezini ortaya koydu. Türkiye antitezini ortaya koydu veya Türkiye'de kendi tezini ortaya koydu ama baktığımızda Libya'da, Suriye'de, işte Karabağ'da hep çuvallayan bir Fransa ve Batı görüyoruz. Ama Türkiye bu çerçevede daha mı güçlü? Hayır, bunu diyemeyiz. Elbette silah anlamında, ekonomi anlamında kıyas yaparız ama mutlak bir güçten bahsedemeyiz. Ama Türkiye hep burada teknik anlamda çok önemli hamleler yaptı ve başarıyı da elde etti, kısmi de olsa. Ne dersiniz? Bundan sonraki süreçte neler yapmalıyız? Evet, sorunuza gelmeden hemen önce ben de bu iletişim medya dezenformasyonla ilgili küçük bir şey eklemek isterim. Türkiye'de hem ortaya çıkarılan bu manipülasyon, dezenformasyona karşı ciddi bir mücadele var ama sadece Türkiye'de değil, Türk dünyasında da, Türk Devletler Teşkilatı'nda da yine Türkiye'nin öncülük ettiği, önce Türkiye ile Azerbaycan arasında bu 2. Karabağ Savaşı esnasında başlayan ama sonrasında bütün Türk Devletli Teşkilatı üyesi devletlere de kapsayacak şekilde İletişim ve medya alanında işbirliği yapılması söz konusu ki geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de buna yönelik olarak bir etkinlik yapıldı ve Türk dünyasında bu tür dezenformasyon ve manipülasyon önlenmesi için, yani gerçeğin, hakikatin ortaya konulması için ortak bir işbirliği alanı. Bu birincisi. İkincisi, Türk Konseyi, yani Türk Devletleri Teşkilatı'yla ilgili son bir şey söylemek isterim. O da şu, siz biraz önce kömür ve çelik topluluğu, Avrupa kömür ve çelik topluluğu örneğini verdiniz. Şimdi orada kömür ve çelik üzerinden bir işbirliği başlayıp Avrupa Birliği'ne dönüşmüştü. Türk dünyasının farkı şu, çok fazla ortaklık var, ortak kimlik var, ortak değer var ve bunun da ötesinde tek bir alan yok işbirliğinin olduğu. Yani sadece ekonomi değil, bir bakıyoruz başsavcılar bir araya geliyor, bir bakıyoruz Milli Eğitim Bakanları, ortak alfabe girişimi, ticaret boyutu, iletişim medya boyutu, yani birçok alanda işbirliği var. Dolayısıyla bunların hepsinin meyvesi çok da uzak olmayan bir zamanda çok daha kapsamlı bir işbirliğinin önünü açacak şekilde verecektir. Sizin sorunuza gelecek olursam, şimdi Fransa açısından evet, birçok yerde karşısına Türkiye çıktı ve birçok yerde sizin deyiminizle çuvalladı, gerçekten de başarısız oldu. Ben ama Bora Hocam'ın o ricat analojisine veya benzetmesine birazcık farklı bir boyut eklemek istiyorum. Çünkü Fransa'nın çok da fazla geri çekilmediğini, daha doğrusu yeni hamlelerde bulunmak üzere yeni bir hazırlık içinde olduğunu düşünüyorum. Mesela bugün belgeselin yayınlaması da önemli bir tesadüf ki yarın saldırının yıl dönümü olduğunu söylediniz. Ama mesela bugün Fransa, Paris'te Berlin'e nazire yaparcasına, Berlin konferansına alternatif oluşturucasına bir Libya konferansı düzenliyor. Libya konferansında evet, her ne kadar Türkiye'ye eş başkanlık önermiş olsa da Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinden hareketle Türkiye'nin en azından eş başkanlığı kabul etmediğini görüyoruz. Ama bir şeyler yapmaya çalışıyor. Aynı Fransa geçtiğimiz ay Yunanistan'la yapmış olduğu bu savunma güvenlik işbirliği anlaşmasıyla farklı bir adım atıyor. Yani o jeopolitik güç mücadelesinde boşluk gördüğü her yerde yine de girmeye çalışıyor. Ve ben çok da fazla yeni bir hazırlık yapıp çok da fazla uzak olmayan bir zamanda
yeniden ve farklı cephelerde Türkiye'nin karşısına çıkabileceğini düşünüyorum. Türkiye'nin önemli gücün bence siz hani sordunuz güç mü yoksa başka bir unsur mu diye. Birincisi meşruiyet. Türkiye öncelikli olarak meşru hedefler peşinde koşuyor. Bölgelere de istikrarsızlık getirmek yerine mümkün mertebede sürdürülebilir istikrarı sağlamaya çalışıyor ilk olarak. Yani Azerbaycan'a hakkın ve hakkın yanında durdu. Doğu Akdeniz'de kendi haklarını, çıkarlarını müdafaa yönünde tavır aldı. Yani kimsenin bir karış toprağına değil de kendi haklarını muhafaza etmeye yönelik bir adım attı. Suriye'de Suriye'nin toprak bütünlüğü ve aynı zamanda terörden arındırılmasına yönelik mücadele etti. Libya'da da meşru hükümetin yanında mücadele etti. Yani Türkiye'nin en önemli ayrıcalığı veya farklılığı meşruiyeti. İkincisi ise bence kararlılık ve caydırıcılığı. Kararlılık caydırıcılığından kastım şu. Şimdi Fransa istihbarat örgütleriyle zaman zaman Avrupa Birliği nezdinde, zaman zaman NATO nezdinde veyahut farklı ülkelerle yaptığı işbirlikleriyle Türkiye'nin karşısına çıkmaya çalışıyor. Ama Türkiye ile Fransa arasındaki tutum farkı biraz şurada ortaya çıkıyor. Türkiye bir angajmana girdiğinde karşısında Fransa da olsa bir başka aktör de olsa maliyet ödemeyi, bedel ödemeyi göze alıyor. Ve kararlılığı Türkiye'ye çok ciddi avantajlar sağlıyor. Ama ne Fransa ne de diğer aktörler aynı şekilde bütün maliyetlere katlanmaya razı değiller. Daha doğrusu hiçbir maliyete katlanmadan fayda elde etmeye çalışıyor. Ama Türkiye'nin bölgede hem Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Libya'da ve diğer bölgelerde elde ettiği bütün kazanımlarda en önemli özelliği maliyet ödemeye göze alması. Dolayısıyla maliyetlere katlanmaya göze aldığı için de kararlılık ve caydırıcılık pekişiyor ve Türkiye'de günün sonunda kazanan tarafta oluyor. Berat Birinci, teşekkür ediyoruz. Şimdi bir yandan siz paylaşırken bir yandan da gelen mesajlar fabrika belgeselinin tekrarı olacak mı? Bu şekilde mesajlar var. Öyle zannediyorum ki TRT yönetimi de bunu da değerlendirecektir. Çünkü izleyenler izlemeyenlere anlatıyor ve fabrika belgeseli ilk bölümü yayınlandı. Yarın ikinci bölümü olacak ama bu gece saatlerinde bir tekrarı olur mu? Onu da bu ekranlardan sizlere aktaracağız. Nedir, bir kez daha özet yapalım. Fransa, Fransız istihbaratı, Fransız devlet yetkilileri yakalandı. DAEŞ'la doğrudan ilişki kurarken DAEŞ'a para aktardıkları hesaplar. PKK'yı biliyoruz ama DAEŞ terör örgütünden yakınıyorlar. Hani PKK'dan yakınmıyorlar ama DAEŞ terör örgütü 2015'in 13 Kasım'ında, yarın yıl dönümü, 132 kişiyi katletti Fransa'da ve bir terör örgütü. Biz bunu böyle tarif ediyoruz. Tıpkı FETÖ gibi, tıpkı PKK gibi DAEŞ'ta bir terör örgütü ve işte Fransa'da o teröre imza atan isimlerle Fransız istihbaratının ilişkileri yarın ekranlarınıza gelecek. Bugün parasal ilişkileri ekranlarınıza getirdik. Fransız medyası, Batı medyası konuşmuyor, konuşmayacak ama şunu belirtelim, muhakkak konuşacaklar. Çünkü hayatını kaybedenlerin yakınları bunun hesabını yargıda soracak. Fransa ve Batı yakalandığını ifade edelim. Özel yayında bu konuyu değerlendirdik. Sayın Abdullah Ağar, çok teşekkür ediyoruz. Daha çok konuşuruz ama bundan sonra Avrupa mahkemelerinde bu belgeler gün yüzüne çıkacak. İmza atanlara da teşekkür ediyoruz. Doktor Bora Bayraktar, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkı verdiniz ve Profesör Doktor Ferhat Birinç'e çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, bu ekranlarda dünyayı sarsacak haberleri ekranlarınıza taşımayı sürdüreceğiz. Bizim vazifemiz bu. Habercilikse habercilik, altına imza atanları en tepeden en alt kademedeki montaj yapan kardeşlerimize kadar tebrik ediyoruz. Durmayacak. Anadolu Ajansı, TRT, TRT World, TRT Haber ve dünyaya gerçekleri haykırmayı sürdüreceğiz. Mutlu akşamlar efendim.